orman bekliyordum. Taşkaya daha geldi. Yapacak bir şey yok. Şimdi Sport'tan Offroad'a bir alıyorum. AVS Traction'ı kapatıyorum kanka. Daha da kimse tutamaz beni. Hadi bak. Ağla dağlar. Bakarken düştüm. Oğlum dünkü teyze nasıl kaldırdın lan motoru? Bu iki. Hop yavaş lan. Tamam bende. Ha açılmış mı? Kaçmış mı? Tutuyorum. Evet, Ferhat geliyor. Yer inanılmaz oynak ve çok taşlı. Hiç ivme kaybetmeden, durmadan geliyor olmak lazım. Motorlarımız büyük ve yüklü. Bravo be Ferhat. Çok iyi geldi. Koçum çok iyisi. Sen bir şey mi yaptık yani? Aldık başımızı, gittik, durduk. Thank you.
Biraz akıt hararet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? Allah'a şükür. Hoş geldin. Sen nasılsın? Bu dere... Boğazdan geçmiyor değil mi? Boğazdan geçmez. Orası sel yer beni. Yıkılır ama çıkarsın buradan. Bak şurada. Azıcık çakıllı ya. Ben de diyorum bunlar yolumu şaşırttı, ne yaptı? Geziyoruz abi ya. Bari. Tamam abi, çok sağ olasın. Hadi bir şey diyelim kardeş. Allah'a emanet ol. Yolumuz açık olsun. Eyvallah. Allah kaza bela vermesin. Allah'a emanet ol. Rahatsızlık verdiysek affola. Yok, ayrı bir şey yok. Yanlış vadide olmuyor. Değil. Orasıymış orası. Neresi? Neresi? Çıkamadın ya. Yine mi gideceğim? Ah siktir. Neresi? Orasıymış orası. Ben bir deniyorum gençler. Tamam. Ben de geliyorum. Hadi bismillah. Umut hadi. Umut sen de gel. Çok mu kötü? Hayır. Hayır. Hayır şey. Yumruk yumruk kayalar. Oğlum mecbur oradan gidiyor. Hadi. Şurada iz açayım, bu taraftan gelin. Ben yolu yanlış seçtim ama şurayı almam lazım. Şu tarafa at kendini. Gelin mi? Gel. Bir kurtar kendini. Bırak mı sen? Belediye çalışmıyor ya. Çalışmıyor. Sen çek çek çek. Thank you.
Çok iyi be. Video mu çekiyorsun? Nasıl Ferhat? Rakım 2688. İnşallah düşmez. Düşmez, gelir. Evet, çok taşlı. Haftanın turun en zor bölümü. Evet, Moto Guzzi şu anda. Çok iyi. Olmaz öyle bir. Şurada düştüm, gördün mü sen motorun? Evet. Sen mi düştün? Evet. Oğlum helal olsun lan, motor hiç devirmiyor lan. Bu tarafa inerken ayağım bir takıldı oğlum, takla tarafa. Usta yalnız uçurumlara falan gel, dikkat et ha. Aaa uçurum çok acımış ya da bir şey batmış. Teknoloji gibi olmuyor musun? Abi korkuyorum ama şey, yani bir tık kontrolü bilmiyorum. Ama yere yakın olmasın. Tabii ki. Daha usta şu motorla daha oraya gelen olmamıştır ya. Rehba abi hiç sıkıntı yok. Tur gayet keyifli. Normal yollardan geçiyoruz abi. Ben hiç merak etmiyorum abi. 2600'den selamlar. Normal abi, rakam 2600. Hoho geldim. Kral çok iyisin. Ya değilim de. Yok, Ferhat'a abi, kalma bu... bir şey soracağım. Kolay bir yol değil. Değil. Bu motorlarla zaten zor. Spesiyal olsa umrumuzda olmaz ama. Kolay değil. Benim abi. Yine olurdu. Ha? Benim yine olurdu. Ne olmazdı ya, çıkardık. Yani buna göre daha kolay olurdu. Oğlum ben de inerken düştüm şurada. Motordan indim, ayağım bir takıldı. Hayda. Düşme rekoru şu anda bende gençler. 3 mü oldu? Çantayla normal ya. Yani. Ağırlık merkezlerimiz. Hadi. Çünkü setup çıktık. Yollar çok taşlanmış. Birkaç yerine de sel gelmişti biz. Aslında bir de kolay yolu vardı bir tane. Orası selden kapanmış. Oraya giremedik. Evet Ferhat, bölgenin adını söyle. Aladağlar. Aladağlar, şu anda tırmanıyoruz. 2900 müydü ama 900 değil şurası. 3700. Evet 3700 doğru. Şu anda Uludağ'dan daha yukarı. Vay be. Ya böyle bir güzellik yok. Böyle bir güzellik yok.
Evet. Moto Guzzi BT 85 TT. Süleyman Usta. Efendim. Seni ayrıca tebrik etmek istiyorum. Neden? Motorla. Teşekkür ediyorum. Buraları çıkmak. 6.90 gelemiyor. 9.90 gelemiyor. Motorumuz da kötü değil. Motorumuz çok güzel, çok kontrollü. Bir kere çok dengeli. Ondan sonra işte, tabii dikkat ediyoruz. Şaftımız var. Evet. Bir motorumuz da aşağıda, şimdi onu bekliyoruz. Evet, kar görüntüsünü bir kere daha gösteriyorum. Böyle bir güzellik olabilir mi ya? Evet, kalan motora bakmaya gidiyoruz. Bir de herkes yoruldu. Yani en dik noktalarından bir tanesi ve taşlara bak, motor neredeyse yürümüyor. Ve bu tür durumlarda şöyle bir şey oluyor. Motoru yürütmek için hem debriyajı hem motorun soğutma sıvısını, yani antifrizini, işte motora çok zarar vermeden, o hararet kısmına, o sıcaklık seviyesine getirmeden motoru sürekli kontrolde tutmak lazım. Yoksa işte hararet yapabilir, su kaynatabilir. Yağ çok ısıtabilirsiniz. Debriyajınız yanabilir. Debriyaj yağınız ısınabilir. Hidrolik debriyajlar için. Gerekirse dinlene dinlene, işte biraz daha teknik kullanarak yol almak lazım. Evet. Motorumuzun sesi geliyor. Umut arkadaşımız 6.90'la. Şöyle bir şey var. Motorlarımız hem ağır hem de kamp yapıyoruz sürekli. Vallahi çok iyi geliyorsun. Kamp yaptığımız için bütün ekipmanlarımız ve hatta akşam yiyeceklerimiz de motorda. Hepimizin motorları çadırdan yiyeceklere, uyku tulumlarına, iç lastiklerimize, hava pompamıza. Umut, bravo. Evet, hiç bozma, hiç bozma. Devam. Harikasın. Evet, zorlu noktalardan bir tanesi. Evet. Ve rahatladığın nokta. Artık düz noktaya, motorun aktığı noktaya çıktığında nefes almaya başlıyorsun. Diğer tarafta hep bir kasılma durum. Evet, buradan görüntü manzara bu. Ve böyle devam edecek. Evet, az önce durduğumuz noktadan bir 4-5 kilometre daha geldik ki karşıda karlı bölüm gözüküyor. Umut tam aşağıda geliyor. Yani şöyle, her dağın arkasında bir tane, birkaç tane daha dağ var. Ve taş kaya. Nasıl? İşte budur, işte budur. Tatil dediğim öyle olur ya. Tabii ya, tatil yapıyoruz. İşimiz gücümüz motor ama biz tatile çıkıyoruz diye geldik yine motorla. Dağ panteri geliyor. İyi geldi ya, aşağı var, çok da. Vallahi iyi. Orayı da yapıştı. Şu çıkış beni heyecanlandırıyor. Umut çek, Umut. Umut çek. Bravo! Oh, 3160. Umut, yorumlarını alalım. Çok kolaydı. Hiç zorlanmadım. Evet. Daha önce bu kadar sert bir yere hiç girdim hatırlamıyorum açıkçası. Sert yerlere girdim nispeten ama burası yanında hiçbir şey yok. Burayı sert sanıyordunuz. Kanka, dağlar var, dağlardan yüce. Dağ mı dayanır bu güce? Doğru diyorsun. Dağlardan yüce, dağ mı dayanır? Tahmin edin ne oldu? Yolda kaldık.
yeri de göstereyim. Yağmur bulutları mı acaba? Çay varsa anda durulur. Aynen. Afiyet olsun. Sağ olun. Hoş geldin. Ne işte? Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Ha burada ne çıkıyor bu madende? Kurşun çıkıyor. Kurşun çıkıyor. Ben orada çalışıyorum. Dedemam madencilik. Bu işte. Burada madende çalışıyor. Şu Alada madende çalışıyor. Şimdi gel. Bak hadi. Kandımız yok. Benim bardağım çok güzel. Dağın böğründen gelen suyu da çaktık. Devam. Dinliyor mu? Dinliyor. Oradaki mi? Tamam. Evet, şelalenin altında bu akşamki kamp yerimiz. Tamam bro. Şimdi kahve hazırlanıyor. Ferhat da tamam. Her zamanki gibi PC'sini açtı ve kalacağımız mekan Derebağ Şelalesi. Yarının hazırlıkları, yatmadan önce bütün her şeyimizi şarj ediyoruz. Kameraları boşaltıyoruz. Ve yatacağımız yer. Evet, 3 kişiden 3 motordan çıkan malzemeler. Bunlarla beraber yol alıp turu tamamlamaya çalışıyoruz. Ve böyle bir güzellik. Elektrik, priz, su. Yok ya, arazi. Arazi çok güzel. Bugün çantamda mini top kek var. Şey olmuş. Hepsi mutasyona uğramış. Daha mini. Şöyle daha mini hale gelmiş hepsi. Ama bunu mesela böyle yapsalar daha güzel. Tabii canım, çeşit çeşit insan kendine göre lokma seçer oradan mesela. Büyük diyecek. Kek sever. Kek varsa dert yok. Yapma be. Ustanın acı geliyor. Günaydın gençler. Günaydın. Usta kaçıncı gün? Umut. Benim ikinci gün. Bizim de dört mü oluyor usta? Ulan 4 gündür sürünüyoruz be. İyi miydi gece? Ya biraz döndüm durdum, uğraştım ama bazen böyle bir uyuyuveriyorsun, ne zaman o anı hissedemiyorum. Bayılıyorum diyor. Bayılıyorum abi. Bayılmak büyük ihtimal o ya. İkinci sıkıntımızı yaşıyoruz. Benzin pompasından benzin akıyor. Şimdi depoyu sökeceğiz.
da çık lan. Büyük ihtimal burada. İyi hortum var usta. Aynen. Kanka şurayı bir sileceğiz. Şunları kelepçeye çok dikkatli açmamız lazım. Kelepçemiz başka yok çünkü. Bu yalnız bu hortum bunlara girmeyebilir. Bir deneyelim inşallah. Kısalsak kurtarır mı? Hı? Çok kısaltmak öyle lazım. Bunu kalınlığına koymamış. Bir iki parça koydum gibi geliyor bana. Ferhat bir baksana. Bir parça mı koymuşlar? Evet. Ha, bir parça daha itmiştim ben bunun bir yerine. Ya. Cem her yer ya. Gençler bir şey diyeceğim. De. Ustayla her yola gidilir. Hortum almış. Hiç haberim yok. Motorun havadanlığına koymuş. Sarma pensesi ver. Üstüri. Ameliyat yapıyor adam orada. Ama senin şeyin konumu da yanlış he. Ne? Damlatıcı zımbırtı. O damlatmıyor galiba kanka zaten. Onun makinesi nerede? Okay. Gördüm. Aşırı işe yarıyor ama. Ne o? Şey, be, kibar iş o. Otelden bir tane daha var mı? Var. Nasıl yani ki bu tenerede? Evet, işlem tamam. Benzin pompasının hortumunu değiştirdik. Kahvaltı ettik bu arada. Devam.